Şimdi kuşburnu toplama zamanı. Doğanın en şifalı bitkilerinden kuşburnu için herkes faaliyette. Şu anda yanımızda Fahrettin ve Şaziye Çaylak çifti var. Onlar bu mevsimde her günü gelip kuşburnu toplayarak reçel yapıyorlar. Fahrettin Bey, kuşburnunun ne gibi faydaları var? Kuşburnu en önce bağışıklık sistemlerini artırıyor. Basuru, mide, daha doğrusu bağırsak sistemlerini, damar sertliklerini, yani kuşburnu. Ben bundan 20 sene önce bir doktorla görüştüm. Kuşburnu hekimler hekimi. Yani çok şifalı bir bitkidir. Bunun reçeli çok harikadır. 5 yaşındaki çocuklara sabahları aç karnına 1-2 tane tatlı kaşığı yedirdiğimiz zaman hiçbir hastalığa yakalanmıyor. Nezle, grip, tansiyon, şeker, bunlara her türlü hastalıklara şifadır. Allah herkese yardımcı olsun. Şimdi de kuşburnu reçelini yapan Şaziye Hanım'la beraberiz. Şaziye Hanım, bize anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Önce kuşburnuyu böyle tek tek topluyoruz. Ondan sonra götürüyoruz eve. Kazanları yakıyoruz. Kazanlarından koyuyoruz. Kazanlarda önce bir şu tür kuşburnuyu kaynatıyoruz böyle. Ondan sonra tekrar kazandan çekiyoruz. Süzüyoruz. Onu tekrar eziyoruz. Ondan sonra alıyoruz, elekten geçiriyoruz. 3-4 sefer bunun içinin kılı var. Kıllarını ayıtlıyoruz, çiğitlerini ayıtlıyoruz. Geri tekrar işlemini yapmak için ocağa koyuyoruz. Ocakta en son işlemini karıştırarak koyuşuk kıvam şeklinde gelerek biz gıda maddesi, katkı maddesi katmıyoruz. Tamamen ya bu katı, tamamen doğal. Tamamen doğal olarak sadece şeker katıyoruz tatlandırmamız için. Bu da nedir? Koyulaşması için, limonların içinde çok 3-4 damla limon koyulaşması için. Biz başka bir katkı katmıyoruz. Daha tamamen organik olduğu için bu çocuklarda, büyüklerimizde, bütün herkeste, yani küçük büyük yok bunda. Bir yan etkisi yok, bir yan alerjisi yoktur. Tamamen doğal olduğu için bir yan etki olmuyor. Olmadığı gibi de faydası var. Çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bütün yani bağırsak düzenlemesinde, kalp düzenlemesinde, zeka gelişiminde, yani çok sayısız bir faydası var. Kuşburnu yiyenlere ben şifa olsun derim. Afiyet olsun herkese. Peki siz buradan çok fazla topluyorsunuz. Bunları evet, yaptıktan sonra satıyorsunuz mu? Size ulaşabilirler mi? Evet, satıyorum. Kendim öyle bir kendim için yapmıştım. Daha önce kendim de denemiştim ben bunu ilk yapışımda. Ondan sonra dedim neden faydalı olmayayım ben milletime, bu hastalık döneminde de bu bağışı. Bilhassa korona hastalığının düşmanı kuşburnu. Eğer korona hastalığını yeneyim diyorlarsa kuşburnuyla çam kozağı. Çam kozağı da yapıyorum ben. Çam kozağı, kuşburnu tamamen organik, hiçbir boya katkı yoktur. Kendi rengi, kendi katkısı, kendi doğalı, doğal olarak yapıyoruz biz bunu. Yani yiyenlere şifa olsun derim. O zaman biz size ulaşmak tabii için sizin telefon numaranızı da vereceğiz daha sonra. Evet. Tamam, biz veriyoruz onu. Çok onu teşekkür siz, ederim. Böyle dağlardan topluyoruz, getiriyoruz bir faydamız olsun diye. Toplaması yapması da biraz zahmetlidir, çok zordur. Tiken olduğu için bunların tikenlerinin içinden topluyoruz. Tabii ki zahmeti olacak bunlara. Öyle yapıyoruz işte, bir faydamız olsun, bir şifa olsun, bir hayat kurtaralım diye uğraşıyoruz buralarda. Şu an kuşburnunun son işlemini yapıyorum. Kuşburnu marmaleti yapıyorum. Her işlemini bitirdim. Buhardan gözükmüyor tabii ki, kaynadığı için. Şu an o kadar güzel gözüktü ki iyi. Yaptım, bitti son işlem. Hiçbir katkısı yok içinde. Hiçbir katkı, tamamen organik. Hiçbir katkı yoktur.
Bir de yaptığımız fabrikasyon değil, böyle elimizde yapıyoruz. Kazanlarda yapıp yiyenlere şifa olsun diye göndereceğiz diyenlere. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah.